Ya hadi. Abi vallahi var ya, değişik oldu. Abi inanmam ya, yok artık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün yine Azerbaycan yarışmacıları serimizin devam videosunu çekiyoruz ve bugün efsane bir yetenek, efsane bir illüzyon her neyse işte onu izleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten ağzınızın açık kalacağı çok yetenekli Azerbaycan kökenli, Azerbaycanlı bir abimiz bize gösteri yapacak, efsane bir abimiz. Hatta şöyle bir ipucu vereyim ki bu abimiz gerçekten Türkiye'de de çok bilinen bir sihirbaz ya da illüzyonist, artık ne tabir kullanırsak o. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Serinin devamı için mutlaka like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz 100 bin abonede Azerbaycan'a geleceğimizin sözünü verdik arkadaşlar. Videoyu mutlaka paylaşmayı unutmuyorsunuz. Diyecek bir şey yok. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Arkadaşlar videoyu kısa bir arayla kesiyorum. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir kanaldan bahsedeceğim. Doğa ve Çevre YouTube kanalı arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanal gerçekten sizlerin de ilgisini çekebilecek birbirinden ilginç ve güzel faydalı bilgileri sizlerin de faydalanması için YouTube kanalında yayınlıyor arkadaşlar. Ben baktım içeriklerine, gerçekten çok çeşitli, sizlerin de beğeneceğine ve izlerken ve dinlerken kesinlikle bilgileneceğinize emin olduğum bir kanal. İ-kartlarını açıklamaya koydum. Doğa ve Çevre kanalına mutlaka abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten sizlerin de bilgilenebileceği ve izlerken ağzınızın açık kalabileceği ve gerçekten çok güzel bilgiler var. Diyecek bir şey yok. Hazırsanız videoya devam edelim. Şimdi arkanıza yaslanın ve güzel bir gösteriye hazır olun arkadaşlar. Gayet güzel ve uzun sürecek ama gerçekten her saniyesini izleyeceğinize değecek bir video. Eminim buna. Ve Ares biliyorsunuz ki Azerbaycan kökenli ünlülerden biriydi. Finale kadar da çıktı bu arada. Final gösterisini bugün izliyoruz şu an. Hiç daha önce denemediğim bir şey deneyeceğim. Ve bir daha bunu denemeyeceğim. Şimdi sahneyi seyirciler alacağım. Ama bunu almak için top kullanacağım. Şöyle bir şey. Ayrıca topu tutan kişiler eğer herhangi bir hastalık, kalp hastalığı, hamile ya da korku çok korkuyorsa sahneye gelmemesini tavsiye ederim. Hadi. Şimdi daha da atraksiyon oldu. Abi ben şu an heyecanlandım, neler yapacak. Aref neler yapacaksın, adamları ışınlamayacaksın herhalde. Şimdi burada yaklaşık 40 tane top var. Atacağım böyle, tutan kişiler sahneye gelecek. Ama 18 yaş altı olursa o bir daha atacak. Ha? 18 yaş altı tutmuyor arkadaşlar. Hadi bakalım. At rastgele. Abi herkes nasıl heyecanlı arkadaşlar. Gösteri bomba gibi olacak. Bakın. İzleyin. Abi 40 kişi mi alacaksın sahneye? Ne yapıyorsun sen? Aref 40 kişi ne yapacaksın kardeş? Haçlı ordusu bir savaşa mı gideceksin ya? Abi 40 kişi mi attı ya? Şimdi herkes topunu açmasını istiyorum. 3 tane mavi kart var içinde. 1, 2, 3 üzerinde olan. Açın, herkes açsın mavi olan. Siz başka? Bu abla. Siz var. Üçüncü kişi kim var? Tamam. Gelin 3 kişi sahneye gelsin. Abi 40 kişiden 3 kişiyi mi aldın? Olsun. Tamam, elinizde olabilir. 2 numara, 3 numara, değil mi? 3, 1 numara. Şimdi ben nabzımı durdurmaya çalışacağım. Nabzı tutmayı biliyor musunuz? Şuradan iki parmakla normalde tutuluyor. Tuttuğunuz zaman sol elinizle nabzı
duyduğunuzda şöyle vuruyorsunuz. Ve eğer yavaşlarsa o yavaşlıkta devam ediyorsunuz. Abi nabzını tutursan ölürsün ya. Her vurduğu tepki. Yok artık ya. Onu sayıyorsunuz. Bir, iki, üç böyle. Abi ölürsün ya. Abi çok tehlikeli. Sakın denemeyin böyle bir şey tabii ki. Ya yok artık sende. Hadi canım. Abi inanmam ya, yok artık. Eğer gerçekten yaptıysa helal olsun. Abi. Ağzını oynattı. Aslında bunu bir alet getirseydin nabız ölçer gibi, oradan daha insanlar şey yapardı, inanırdı. Şu anda bunu izliyorsanız dikkatlice izlemeye devam edin. Yok artık. Dediklerimi sadece bir kere söyleyeceğim. O yüzden dikkatli dinleyip uygulayın. Bir numara. Masa başında istediğin herhangi bir yere otur. Abi adama yemin ediyorum böyle bir şey yaptıysa helal olsun. Ablacığım çok klasik bir yer seçme. Böyle ortalarda bir yer seçseydin. İki numara. Git ve masanın sonundaki kişinin sol tarafında otur. Abi. Sıkıntı büyük, bence adam ölür abi, adam nabzı duruyor. 3 numara, sen de masanın başındaki son kalan bir yere otur. Bir numara kendine ait, bir kişisel eşyayı 2 numaranın yanına koy. Abi. Ya var ya, eğer gerçekten yapacağın şey işe yararsa ya helal olsun. Bu adamı direkt birinci yapardım yani ben olsam. İki numara. Kendine ait bir kişisel eşyayı 3 numaranın yanına koy. Abi kızlar hep kolye küpe koy. Arkadaşlar bak, bunu Azerbaycanlı bir abimiz yapıyor bak. Bir numara için ya. Ya buna özel bir like patlaması bekliyorum. Böyle bir yeteneği gösterelim herkese. Ben de kendi yerime geçeyim ve konuşmaya başlayalım. Yok artık. Abi efsane şov ya. Adam her şeyi kurgulamış. Hadi lan! Oo! Abi koltuk oynuyor. Şu anda varlığımı hissetmenizi istiyorum. Ya bir harbi! Yok artık sen! Efsane! Giderek varlığımı daha çok hissedim. Ya hadi ya, bir oradan. Oo abi, benim tüylerim diken diken oldu. Bedenin hareketsiz olması. Hadi sen de. Gelmedi bardak. Bardak gelmedi aga.
Yalnız bir şey diyeyim mi? Efsane şov. Efsane. Yanınızda olmadığım anlamına gelmez. Ya hadi. Abi vallahi var ya değişik oldum. Of. Tövbe estağfurullah. Abi çok çok pis yetenek. Ben bir şey böyle bir şey görmedim. İlk defa izliyorum bu arada bu bölümü. Sadece emin olmanızı istiyorum. Ya sen şaka yapıyorsun. Abi ya. Çok değişik. Kimse artık bir şey anlamadı. Çok yakın. Sıra da bunlarda. Ben kalkıp kaçardım öyle olsa. Şu anda tüm dikkatinizi bana verin ve iyice dinleyin. Abi adam efsane. Böyle bir şey nasıl yapıyor ya? Abi görünmez olması lazım resmen onu yapması için. Abi adam prodüksiyon yapmış, helal olsun. Bir numara. Üçten aldığınız eşyayı önünüzdeki deste üzerine koyun. Şimdi elinizi destenin üstüne koyun ve konsantre olun. Hadi. Ne yapacaksın? İçine mi gireceksin kadının? Şimdi desteği açın. Desteği karıştırın. Ve bir tanesini seçin. Abi şu an izleyici de biz de bir tırstık. Yani şu an bir çekinme var. Bayağı bir korktuk diyebilirim aslında. Neyi seçtin? İlginç bir kart seçti. Neymiş o? Evet, şövalye, bayrak, öyle bir şey, güneş falan var. Ölüm son değildir. Aslında bir başlangıçtır. Bildi mi? Abi bildi. Wow. Abi sen ne diyorsun ya? Yemin ediyorum şu an kollarımı yani videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama diken diken şu an. Çok pis etkilendim. Arkadaşlar serinin devamı için mutlaka beğenin. Devam serisi gelsin. Bakın bomba videolar geliyor. 2 numara. Şu an tırsarak söylüyorum. 1 numaranın size verdiği eşyayı alın. Önünüzdeki kahvenin içine batırın ve bekleyin. Ya telefon olsaydı? Mesela. Telefon şimdi değil çıkarın. De. İnsanın ruhu böyledir. Hadi. Bedenin varlığı olmasa bile ruh hep oradadır. Abi ben üç böyle numara. Bir şey görmedim. Masanın altında bir kutu olacak. Onu alın ve içindekileri çıkarın. Bir çıkarıyor para, hadi görüşürüz falan diyor. Şu an pür dikkat dinliyorum. Bebek var. Ve yine var. Bir bebek ve bir iğne. Uyanmam için bunlar gerek. Hadi bir. Batır da kalksın ha. Abi yok. Abi bu adam kesinlikle birinci olmuştur diye düşünüyorum.
İşte Azerbaycanlıların yetenekleri. Şimdi sol elini gerçekten ikinci kişiden aldığın objenin üzerine koy. Sağ elinle iğneyi al ve bebeğe batır. Hadi. Sana mı batıyor yoksa? Şimdi üçünüz de kalkın ve benim bedenime doğru gelin. Hadi. Abi ben korkuyorum, bakamayacağım diyeceğim artık. O duruma geldim. Bende bir numaraya ait bir şey var. Hey! Abi bu adam pro, profesyonel. Abi arkadaşlar kanala abone olun, 100.000'de bomba şeyler geliyor biliyorsunuz. Abi bu adam profesyonel, zirve. Abi sen ne yaptın? Adam nabzını durdurup nasıl geri geldi? Teşekkürler. Teşekkürler. Yani bu videoya like atmayan da ne bileyim yani, böyle efsane bir video geldi. Abi ben büyük ihtimal bu gece biraz tırtarım. Biliyormuş ben ya. Şaka. Hacı. Nasıl yaptı anlat. Hadi nasıl yaptı? Bilmem. İp vardı. İşte mutlaka bir triği var ama önemli olan yapıyor olması işte. Çok zeki bir adam. Ama benim en çok hoşuma aşırı giden zeki. Şey olmuş. Yani bunu yapmak yani onu gerektirir. Bu da çok güzel. O rotarlı uçak durumu. Yani çok başarılıydı gerçekten. O serileri de yayınlayacağız. Ama abone olup beğenirseniz. Öyle şey yok yani. Abone ol, izliyorsun. Evet. Yani yine bana göre nasıl olduğunu tahmin bile edemeyeceğimiz bir şovdu. Yani tabii uzun süre bekledik ne olacak ne olacak diye. Finalde de o beklentinin karşılığını bulduk diye düşünüyorum ben. Hem de kralıyla. Ben merak ediyorum şimdi önümüzdeki günlerde. Fazlasıyla yani. Neler uyduracak. Artık. Adam zirvede bıraktı. İnsan anlam veremeyeceği şeyleri çözmeye çalışıyor. Bu normal bir şey. Ben de bir şey görürsem ve bilmezsem yani bir fikir vermeye çalışırım. O normal bir şey. Peki sevgili seyirciler, o zaman buradan tabii ki hemen... Abi Aref herkes evinde alkışlasın. Aref Yeteksiz Ses Türkiye'yi... Net. Hak etti bu adam. Yazın, şampiyon olsun diyorsanız ve Aref'i destekliyorsanız 112 yazıp 29 abi Aref. Veriyorsunuz. Şu evet, an olsa şu an yazarlar yani. O kadar hızlı geldi. Gönderirseniz... Bu Aref için oy kullandığınız anlamını taşıyor ve Aref'i belki de birinci yapmış oluyorsunuz. Aref'e çok teşekkür ediyoruz. Abi resmen yeteneğin ete kemiğe bürülmüş hali. Yani eğer gerçekten illüzyon bir zeka gerektiriyorsa bu adam zekanın zirvesinde de diyebilirim. Çünkü gerçekten yaptıkları inanılmaz şeylerdi. Ve ben açıkçası sizler de zaten videodaki tepkilerimi gördünüz. Tüylerim adeta diken diken oldu arkadaşlar. Yani efsane bir video oldu. Çok güzel bir video, dediğim gibi Azerbaycan yarışmacıları serimizin devam videosu için aşağıdan beğen, bana Instagram'dan bu tip performansları at ki biz de bir sonraki videoda senin gönderdiğin videoyu kullanarak tepki videosu çekelim. Dediğim gibi Instagram'da açıklamada Instagram'ın linki var arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki efsane videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.